Bir şehir kuruluyor Fahri abi. Bu şehrin kendisini konuşmak dersin daha az kısmı olacak. Asıl amacımız bu ama onun erdemli şehrini nasıl kurguladığını en sona bırakacağız. Şimdi bunu ikinci kısma bırakıp daha az vakit ayıracağımız kısım olmasının sebebi aslında Fahri abinin bu kurguladığı şehrin ve içinde yaşadığı toplumun Aristoteles'in politikasını ve Platon'un ideal devletinin Politeiyası'nın aslında ana kurgu aynı. Yani şehir aynı şehir. Platon ne anlatıyorsa yaklaşık olarak Farabi de onu anlatıyor. Aristoteles her ne anlatıyorsa Farabi yaklaşık olarak onu anlatıyor. Zaten Farabi yani Aristoteles'e muallimi evvel diyen kişi de Farabi'dir. İlk öğretmen diye. Çok iyi bir Aristoteles öğrencisidir. Daha evvel ifade etmiştim. Aristoteles'in tüm zamanlar en sadık öğrencisi olarak kabul edilir bazıları tarafından. Farabi'nin tespit edildiği kısmıyla ilk 7 eseri de zaten Aristoteles'in kitaplarının bizzat şerhi. Yani kendisi müstakil bir şey yazmamış. Sonradan kendisi yazmaya başlamış. Metafiziği de, fiziği de, politikası da, siyaseti de aşağı yukarı Aristotelesçi bir görüntüdür. Bizim zaten Aristoteles'i 2 haftada anlatmamızın sebebi oydu. Uzun uzun konuşmamızın sebebi oydu. Bundan sonrakilerin konuşurken bir şekilde tekrar tekrar Aristoteles'e dönecek olmamızdı. O yüzden biraz sindire sindire gitmek istedik. Farabi'nin şöyle diyebiliriz, kurguladığı devletin, şehrin, toplumun ve onun idaresi olan siyasetinin, politikasının kökü, gövdesi Platon'a, dalları da Aristoteles'e aittir. Şimdi bu ne demek bunu konuşacağız. Ama Farabi'den öncelikle onun metafiziğini anlatmamız gerekir. Çünkü siyaseti ilerleyen dakikalarda inşallah göreceğiniz gibi siyaseti tam olarak metafiziğine, ontolojisine ait bir şeydir. Onun son halkasıdır. Neden? Farabi'nin yaşadığı bir problem var. Çok önemli bir problem. Dini düşüncede, İslam düşüncesinde en yalın, en açık şekliyle Farabi'de görülen bir problem var. Farabi bir filozoftur. Filozof olmak ne demek? Aklını tüme varım ya da tümden gelim yöntemlerle oluşturmak demek. Platon gibi, Sokrates gibi, Aristoteles gibi hiç zaten ağzından düşürmüyor bunların isimlerini. Ama öbür tarafta Farabi bir Müslüman. Şimdi Aristoteles'in önünde bir beyan yok. Bir Allah kitabı yok. Yani Aristoteles kendince bir işte akıl yürütme silsilesine girer. Bu budur der ve odur. Onu yanlışlamanız yine onun yöntemiyle olur. Yine akli yöntemle olur. Ama Farabi hem büyük öğretmen, ilk öğretmen diye Aristoteles'i söyleyecek ve onun öğrencisi olduğunu söyleyecek. Bunu bizzat söyler defaatle. Ama öbür tarafta bir de Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın bir beyanı var. Şimdi bu felsefeyi Allah'ın kelamıyla, beyanıyla bir şekilde bir irtibata sokmak zorunda. Felsefeyle Kur'an'ı ilişkilendirmek zorunda. Çünkü bundan da vazgeçmiyor, ondan da vazgeçmiyor. Zaten ikisinden birinden vazgeçse sorunumuz kalmaz. İşte Farabi'nin altından kalkacağı mesele bu. Hem felsefenin öncüllerini, postülalarını, önermelerini aynen alacak. Aristoteles'i Aristoteles yapan mantık ilmini aynen alıp Arapçaya çevirecek, aynen. Ama öbür taraftan bir peygambere inanmakta. Şimdi burada Allah'ın kelamı ya da peygamberin kendisi. Ben bu ikisini aynı anlamda kullanıyorum. Nübüvvet kelimesi üzerinden kullanayım bunu. Sorun şu ki felsefe evet bir ilaha, bir tanrıya inanıyor. Sokrates'te gördük, Platon'da gördük, Aristoteles'te gördük. Bunlar inanıyor. Aklen bir şekilde ilk muharrik dediği, ilk hareket ettirici dediği bir tanrıya inanıyorlar. Ama felsefenin tanrısı konuşmaz. Konuşan bir tanrı değildir. Felsefenin tanrısının muhatabı da yoktur. Konuşamaz da. Çünkü felsefenin tanrısı bir yasadır, bir ilkedir.
ilk hareket ettirici, ilk ilkedir. Kendisinden sonraki her şeyi anlamlı kılan ilk ilke, ana ilkedir. Hiçbir şey bu ilkeyi çıkarmaz. Yani o Tanrı dediği Aristoteles'in ilk ilke hiçbir şeye bağlanmaz, dayanmaz. Ama her şey ona dayanır. Her şey ondan sonra mantıklı olur. Ama sorun şu ki Aristoteles'in Tanrısı bir zatı olan bir Tanrı değildir. Konuşan bir Tanrı değildir. Karar veren bir Tanrı değildir. Karar değiştiren bir Tanrı değildir. Anlatabildim mi? Yasanın kendisidir, ilkedir işte. Farabi'nin filozof olması ve çok iyi bir Aristoteles öğrencisi olması demek, Tanrı'ya böyle bakması demek. Evet, böyle olmalıdır demek. Zatı olma. Tabii. Aslında Kındi'dir ya. Ama Kındi Farabi ile ölçüşecek biri değildir. O Kındi ilk başıdır yani. Mutezili idi Kındi. Sonradan filozof, ilk Arap filozofu deniyor. Arap olduğu için. Farabi Arap değil. Büyük ihtimalle Türktür Farabi. Hatta bazı basımlarda El Türki takısı da vardır en sonunda. Çok büyük ihtimalle Türktür. Aristotelesçi olması demek, bir filozof olması demek. Farabi 950 vefatlı. Miladi 950 vefatlı. Bir filozof ve bir Aristotelesçi olması demek mecburen Aristoteles gibi bir tanrıya inanması demek. Zaten bundan vazgeçerse Aristotelesçi olmaz, filozof olmaz. Öyleyse Farabi Allah'ı gerçekten de bir ilke şeklinde görecek. Ama farklı olarak Kur'an'a ve Resulullah'a, Hazreti Muhammed'e de iman ettiğinden ve önceki peygamberlere de iman ettiğinden Aristoteles'in hiyerarşisini, ontolojisini bozmayacak şekilde de bunları anlatmak zorunda kalacak. Yani Allah nasıl peygamber gönderebiliyor? Sorunun ilki bu. İkincisi de neden gönderiyor? Neden gönderiyor? Bizim dersin ikinci kısmı zaten. Ama nasıl gönderiyor? Şimdi nasıl gönderiyor? Farabi de önemli. Felsefe de önemli. Kelam da önemli değildir mesela. Nasıl yaptı? Şunu diyebilir ehli sünnet kelamı. Allah dilerse yapar. Ardına bir şey söylemek zorunda değil. Yani nasıl peygamber gönderiyor? Haşa, sana ne nasıl gönderiyor? Yani Allah'tır. Her şeye kadirdir. Kudreti sonsuzdur. Yapar. Aristoteles'in, Platon'un, Sokrates'in ve nitekim Farabi'nin varlık anlayışı, ondan şimdi şuraya yazdım, varlığın nasıl meydana geldiğini anlatması bu yapıyı, kelamdaki, ehli sünnetteki bu yapıyı bozabilecek bir yapı. Tanrı'nın, biz Allah diyelim artık, ben Aristoteles'e, yani antik Yunan'ı konuşurken biliyorsunuz Tanrı kelimesini kullanıyordum. Farabi'de artık Allah diyelim. Farabi'de Allah'ın yapamayacağı şeyler vardır. Keza aynı şekilde İbn Sina'da da böyledir. Allah bazı şeyleri yapamaz. Şimdi kelamda bu gider. Zaten bundan dolayı da bu İslam filozoflarının tekfir edilmesinin bir sebebi budur. Allah'a bir şeyi yapamamazlık addeder Farabi ve İbn Sina. Şimdi bunu Allah nasıl bir peygamber gönderiyor? Sonra nedenine bakacağız. İki soru etrafında dönüyoruz. İlki için söylüyorum. Nasıl gönderiyor? Neden? Bir yasa ise Allah, bir ilke ise böyle bir şey yapamaz. Çünkü zatı yok. Yani şahsı yok Allah'ın. Ya yani Allah böyle bizim zannettiğimiz gibi gözümüzün önüne geldiği gibi. Mesela diyor ki hani ben diyor bir halife yaratacağım Bakara suresinde. 30. ayet mi? 31 mi? Bir halife yaratacağım. Ya da Araf'ta ya da Ra'd suresinde ben bir beşer yaratacağım. Şimdi bu ifadenin İslam felsefesinde yeri yok. Yani ne demiş oluyor ben bir halife yaratacağım? Yani Allah yaratmıyordu, sonra bir gün yaratmak istedi. Anlatabildim mi? Ha bu olmaz diyor felsefe. Bakın aynısını tasavvuf da söyler. İbn Arabi de çok sıkı bir şey. Zaten Farabi ile ben anlatmaya başladığımda sudur teorisini İbn Arabi yer yer hani bir özel ders yaptığımız için İbn Arabi üzerine getirin, çok birbirine benzediğini görürsünüz. Şimdi Allah karar değiştirmez. Ya Allah bir gün ben bir halife yaratayım mı dedi. Mesela ondan bir gün, gerçi zaman olmaz da ondan bir an öncesini düşünelim. Ben bir halife yaratacağım demesinden bir an öncesini düşünelim. Allah bir yaratayım mı diye mi düşündü mesela? Ondan da bir an öncesini düşünelim. Ya ben bir şey yapayım mı dedi mesela. Anlatabildim mi? Bu olmaz. Allah'ta sonradan fikir hasıl olmaz. Allah sonradan karar değiştirmez. Mesela bu
Kur'an'daki nesih ayetleri Allah neseder. Bakara 205 mi? Biz işte yenisiyle nesederiz. İşte görüyorsunuz nesih ayeti var. O yüzden bazı ayetler değişebiliyor filan. İşte namazın Müzzemmil suresinin ilk ayetleriyle son ayeti. Gece namazı önce farz kılınmış sonra kaldırılmış. Bir grup diyor ki böyle bir şey mümkün olmaz. Yani Allah biz bir şeyi nesederiz derken Bakara suresinde önceki şeriatlerden bazılarını değiştiririz. Şimdi o zaman da aynısı oluyor. Allah fikir mi değiştirmiş oluyor? Şimdi nereden giderseniz bir yerden yakalarız yani onu. O yüzden felsefenin inandığı Allah'ın karar değiştirmesi mümkün değildir. Sonradan bir karar vermesi de mümkün değildir. Bu yüzden acaba peygamberi nasıl gönderdi? Şimdi İbn Sina mesela bunun için müstakil bir eser de yazıyor. Allah'ın yapamayacağı şeyler var. Ama kudretinden dolayı yapamayacağı şey değil. Yani ona muktedir olamadığı için yapamayacağı şey değil. Allah'ın Allah oluşundan dolayı yapamayacağı şeyler var. Ya isteyemez diyor yani. Mesela Allah zulmeder mi? Şimdi Allah zulmetmez. Burada kimsenin buna itirazı olmaz. Tamam. Ama İbn Sinacı ya da Farabici bir bakışla Allah zulm edemez. Yani sanki şöyle, sanki diyorum. Hani istese bile edemez. Ya isteyemez. Hani haşa benzetmek zorundayız yoksa başka konuşamayız. Ya aklına bile gelmez. Ya bunların hepsi saçma cümleler. Yani böyle olmaz. Allah zulm edemez. Neden? Çünkü Allah saf iyiliktir felsefe. Birebir saf iyiliktir ve başka hiçbir şey değildir. Allah akıldır, saf akıldır, saf formdur. İşte o yüzden bir şahsı yoktur, bir zatı yoktur. Tabi burada Aristoteles'in kaç hafta önce konuştuğumuz o haile, proto haile, heyula filan onlara hatırlamanız gerekir ama Allah saf formdur, maddesizdir. İşte o yüzden bir ilke diyoruz. Yer çekimi yasası gibi. Yani yer çekimi yasasının bir zatı yok değil mi? Bir yerde değil o. O bir ilke, bir yasa, bir kanun. İşte Allah sanki kanunların kanunu. Ama böyle bir yerde olan, bir şekli olan, sanki kendisini oluşturmuş bir şey varmış gibi. O yüzden Farabi şöyle der, Allah basittir, en basit varlıktır. Neden? Karmaşa basitlerin bir araya gelmesinden olur. Allah bileşik olamaz. O yüzden en basit veya insanın tasvir, tahayyül edebileceği en basit varlık Allah'tır. Bu basitliği anlatabiliyorum değil mi? Hani adi anlamında bir basitlik değil bu. Komplike, karmaşıklık anlamında bir basitlik. Öyleyse Allah salt form, salt akıl, mutlak akıldır. Mutlak akıl, mutlak iyi olur. İyi olmak zorundadır. O yüzden Allah %100 pür iyidir. Şimdi iyiden kötülük çıkmaz. Hatırlayacaksınız bir teodise problemi var, kötülük problemi var. Peki yeryüzünde kötülük var. Bu kötülüğün kaynağı ne? Şeytan mı? Şeytanı da Allah yarattı. Yani Allah'ın kendisi vardı ve gayrısı yoktu. Ve kendisi salt iyilikti. Pür akıldı. Öyleyse bu kötülük nereden çıktı? Yani bir süt gibi düşünelim. Bulanıklık olmazsa nereden bulanıklık? Bir yerden arız olması lazım. İşte o yüzden de felsefenin Allah'ı kendisinden gayrı bir de bir heyula vardır. İşte bir hamur vardır. İlk madde diye Aristoteles'in söylediği proto maddesi vardır. Farabi bunların tamamını aynen alır. Gerçekten de Allah böyle bir ilkedir ve Allah'ın Allah oluşundan dolayı asla yapamayacağı. Hani o yüzden istese bile yapamaz diyorum ama istese bile yapamaz diye bir ifade yok. Yani onu ben söylüyorum böyle bastırabilmek için, aktarabildiğime emin olmak için bunu yapıyorum. Allah mesela zulmedemez. Mesela Allah insanlarla alay edemez. Mesela yani Allah insanları küçümseyemez, yalan söyleyemez. Yapamaz yani. O maddesi demeyelim yani kendinde yok o. Bak bu soruların tamamının önüne geçebilecek bana göre yegane de şey bu. Cevap yeteneği bu. Ya bu şey gibi şimdi bu soru mesela yer çekimi bir gün itmeyebilir mi? Hayır yapamaz. Ve buna benzer yani. Şöyle diyelim mesela Allah kendisini sınırlandırabilir mi? Ne diyeceğiz mesela buna şimdi? Allah kendisini sınırlandırabilir mi? Şimdi felsefenin ve tasavvufun Allah'ı yapamaz. Fuyuz etme ve sudur etme buradan kaynaklanır. Bakalım Farabi ne diyecek? Tabii Farabi'yi anlatıyorum ben burada. Kendi fikrimi, bir başkasının fikrini, doğru ya da yanlışı değil. Farabi böyle anlatıyor. Farabi'nin ontolojisini anlatıyorum burada. Dolayısıyla Allah'ın yapamayacağı şeyler var. Peki Allah, aklen bulduğumuz Allah konuşmaması gerekiyor. Çünkü zatı yok. O öyle bir tasvir değil yani. Konuşabilecek bir şey değil Allah. Allah'ın bir kitap da göndermemesi gerekiyor. Bir peygamber de göndermemesi gerekiyor. Ama şimdi bunlara inanan adam aynı zamanda bir Müslüman. İslam tarihinin en baba isimlerinden biri hem de yani.
Farabi'den bahsediyoruz. Hani dile kolay. E nasıl olacak? İşte Farabi'nin boğuştuğu temel mesele ve altından kalkmak zorunda olduğu mesele bu. Farabi bunu nasıl yapacak? Şimdi ben olabilecek en özet ve en kaba şekliyle, yani burada bir Farabi uzmanı olsa böyle anlatılmaz diyeceği şekilde sığlaştırarak Farabi'nin direkt kendisinden şeyini anlatacağım. Yani nasıl oluyor? Şimdi Farabi'de Allah salt akıldır dedik. Bakın Allah'ın ilk özelliği budur. Akıldır. Salt akıldır ama. Formdur. Salt form. Maddesiz. Şimdi kendinden gayrısı olmadığı için, akıl da akledeceği için kendisinden gayrısı yok ve kendisi de akledebilen bir şey. Öyleyse bu akıl ise, yani Allah, akletmek zorunda. Neyi akledecek? Kendisini akledecek. Öyleyse Allah aynı zamanda makuldür. Kendi varlığını biliyor olması, kendi varlığının farkında olması, kendisini içkin bir şekilde bilmesi. Ben size huduri ve huzuri bilgiyi söylemiştim. Hani ben seni duyu organlarımla bilirim, ben masayı duyu organlarımla bilirim, idrak ederim, tasvir ederim, tahayyül ederim. Peki ben beni nasıl bilirim? Hem felsefenin hem tasavvufun çok iyi bir soru, çok etrafında döndüğü bir soru. Ben beni nasıl biliyorum? İptidai bir şekilde biliyorum. Yani başlangıçtan beri biliyorum. Nasıl bildiğimi bilmeksizin biliyorum. İşte ben beni nasıl biliyorsam, Allah'ın bilmesi böyle bir bilme. Allah her şeyi böyle bilir. Bu kalemi nasıl görüyorum, onu işte zihnimde bir yere oturtuyorum. Onun işte gayesini bilmem, maddesini, formunu filan, işte silindiriktir diyorum, plastiktir diyorum filan, şu işe yarar diyorum filan, idrak ediyorum ve o kalem bende artık bir bilgiye dönüşmüş oluyor. Ama ben beni nasıl biliyorum? Ben derken neremi kastediyorum? Şimdi elimi değil, bak, el diye bir kelime kullanıyoruz. Gözüm, kaşım, saçım değil. Yani ben demek başka bir şey. Hatırlıyor musun Hakan abi? Benim neremi alırsanız ben olmaktan çıkarım demiştim. Ya elimi kesersen ben olmaktan çıkar mıyım? Yok, çolak Habib olur, topal Habib olur, kör olur, sağır olur. Ne bileyim yani, şurası yok, burası yok, burası eksik ama hep Habib'tir yani. İşte bilmiyorum, sen karar ver. Yani yüzümü aldığında artık Habib değil mi diyeceksin bana? Sinan abi iyi düşün ya, bak ben kaynar su döküldü yüzüme, kezzap döküldü. Sileceksin beni hemen abi kafanda. Kişinin beni bilmesi Allah'ın da her şeyi bilmesiyle aynı yöntemdir, metotta. O yüzden Yunus, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir der. İlim bilmektir ne demek? Bilmek bilmeyi bilmektir. Nasıl bileceğini bilmektir. Çünkü biz o satırı hep atlarız. Biz hep bir sonraki için. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice ilme okumaktır. O ikinci satırı vurgularız. Ama aslında Yunus orada birinci satırı yüklüyor aslında meseleyi. İlim bilmek. Bilmek bilmeyi bilmektir. Bilebilmeyi bilmektir. Zor ifadeler. Allah da böyle bilir her şeyi. Öyleyse şimdi Allah akıldır. Akıl akleder. Akledilecek şey yine kendisidir. Allah kendisinin farkına varır. Kendisini bilir. Öyleyse bilinen olarak makul olur. Bilen olarak da akil olur. Şöyle bir an iki tane düşünün Allah'ı. Biri biliyor, biri bilmiyor. Şimdi bu ikisi aynı tabii. Bilen akil, bilinen makul olur değil mi? Makul Arapça bu demek değil mi? Allah akıldır, akledilendir, akledendir. Hem faili hem mefulüdür yani. Hepsi kendidir. Aklın kendisini düşünmesinden ikinci akıl ortaya çıkar. Şimdi Allah birinci akıldı değil mi? Birinci akıl. Bu bildiğimiz Allah. İman ettiğimiz Allah. Şimdi Allah'ın şu şekilde makul ve akil olması, kendini düşünmesiyle ikinci akıl çıkar. Şimdi ikinci aklın, bu sefer iki düşüneni vardır ikinci aklın. İkinci akıl iki şeyi düşünebilir. Hem Allah gibi kendisini düşünebilir, hem de Allah'ı düşünebilir. Birinci aklı düşünebilir. Şimdi diyor ki, dediğim gibi isimler önemli değil. Batlamyus'un kozmolojisiyle alakalı bir şeydir. Bu bilgi bugün yok. Ama metodoloji var. Diyor ki, ikinci aklın birinci aklı düşünmesi üçüncü aklı doğurur. İkinci aklın kendisini düşünmesi birinci gökü doğurur. Şimdi üçüncü aklın birinci aklı düşünmesi dördüncü aklı, kendisini düşünmesi sabit yıldızlar küresini doğurur. Dördüncü aklın birinci aklı düşünmesi beşinci aklı doğurur. Kendisini düşünmesi zuhal küresini doğurur. Böyle böyle tam 11 tane akıl doğar. Birinci gök, sabit yıldızlar küresi, zuhal küresi, müşteri küresi, merih küresi, güneş küresi, zühre küresi, utarit ve en sonunda ay. 11 akletmenin sonunda en sonunda ay doğar. Şimdi
Anlatabildim mi? Mantığı anlatabildim mi? Her bir akıl bir kendisini bir birinci aklı düşünüyor. Birinci aklı düşününce kendinden sonraki akıl doğuyor. Kendisini düşününce gökyüzünde bir şey doğuyor. Burada yine önceki derslerden bir referans vermem gerekirdi. Hatırlarsanız eski Batlamyus şeyi, Kur'an'da da birçok metin bu şekilde çözümlenebilir bana göre. Dünya şöyleydi bakın, tam olarak soğana benzetilirdi kainat. Şu en küçüğü dünya, şu bizim yaşadığımız dünya, bu sabitti, dönmezdi eskiden. Bu tamamen Batlamyusçu bir kozmolojidir. Bunun üstünde böyle katmanlar olurdu. Şöyle katmanlar olurdu. İşte bu tam soğan kabuğudur. Her bir zarı bir katman olarak düşünün. Şimdi bunlara felek denir. Yasin suresinde fi felekin meşhun der. Hani onlar kendi yörüngelerinde yüzüyor. Şimdi o yörüngeleri İslam uleması şundan 50 yıl önceye kadar, 100 yıl önceye kadar bugünkü anlamda dünyanın işte güneşin yörüngesinde dönmesi şeklinde düşünmüyordu. Her biri bir küre, böyle eğik kürelerden oluşur. Böyle birbiri içinde katmanlardan oluşan bir kozmoloji vardı. En üstte Tanrı vardı. Allah vardı. Bunların hepsinin üstünde Allah vardı. Yani şimdi ne demiş oluyor Fahri abi? En üstte birinci akıl vardır. Buna diyor Fahri abi halk dilinde Allah denir. Fahri abi konuşurken terminolojiyi kullanır. Allah demez, birinci akıl der. Ama halk buna Allah der diyor. Bakın her bir feleğin ardından ikinci akıl, üçüncü akıl böyle böyle gelir ve en son ay. Ay küresi 11. akıl ay küresini doğurur. Böylece malzeme de bitiyor, biter. Yani o heyula malzeme madde bittiğinden 12. 13. akıllar yok, bitti. Oluşum tamamlandı. Şimdi Gazali buraya şöyle bir itirazda bulunacak. Diyecek ki sen öyle bir Allah çizdin ve öyle bir teori ortaya attın ki o Farabi üzerinden değil, daha ziyade İhvan-ı Safa ve İbn-i Sina üzerinden söyler. Ya senin Allah'ın sadece şurada işe yarıyor. Çünkü bu diğerlerinde Allah yok. Yani Gazali böyle anlayacak. Diyecek ki yani birinci akıl tamam Allah'la başlayan bir süreç. Ama ikinci akıldan sonra artık ikinci akıl üçüncüyü doğuruyor. Üçüncü dördüncüyü doğuruyor. Dördüncü beşinciyi. Bu yüzden de en sonunda birinci akıl tikelleri bilmez diyecek en sonunda felsefe. Buradan konu dağılmasın. Ama önemli olan Allah yaratmıyor burada bak. Bir zaman yok, bir mekan yok. Hadi şöyle yapayım, böyle yapayım. Vazgeçtim, böyle istiyorum. Bu olmadı, ben bunları helak edeyim. Yeni bir toplum, böyle bir şey yok. Allah'ın, Allah oluşu zorunlu bir şekilde doğuruyor her şeyi. Dolayısıyla felsefenin gerek Aristotelesçi, gerek Farabici ve İbn-i Sinacı ve İbn-i Rüşçü teorisinde Allah yaratmaz. Allah şekil verir. Allah düzenler. O da dur düzenleyeyim dediği için değil. Allah oluşundan dolayı zorunlu bir şekilde bunu yapar. Bir zorunluluk. Sudur için bizim konuşacağımız aklımızda kalan en önemli şey zorunluluk olmak zorunda. İki varlık vardır İbn-i Sina'da. Vacibül vücut, mümkinil vücut. Yani vücudu var olması zorunlu olan, var olması imkanlı olan. Ya yani olmasa da olabilir. Vacibül vücut sadece budur. Sadece birinci akıldır. Sadece Allah'tır. Diğerleri mümkün akıldır. Ama iş faal akla geldiğinde, çünkü bu Cebrail olduğundan artık mükemmelleşme bozulmaya başlar. Neden? Çünkü birinci akıldan aşağı doğru indikçe, 11. akıl faal akla buraya geldikçe, salt akıl, salt iyilik, salt formdan, salt ilke olmaktan maddeler oluştuğu için maddeleşme, edimselleşme başladığından mükemmellikten uzaklaşma da başlar. Faal akıl ay altı alemi oluşturur. İşte ay altı alem mükemmel değildir o yüzden Farabi'de. Oluş bozuluşa dahildir. Doğar, ölür, yıkılır, kırılır. Onun üstü böyle değildir. Ve mükemmelleşmekten de uzaklaşıldı. Şimdi buna hafif dokunuşlarla bu İbn Arabi'nin de teorisidir. İbn Arabi buna fuyuz etme diyecek. Allah'ın taşması, dökülmesi ve tenezzül etmesi. Tenezzül bir iniş söz konusu olduğundan mükemmelleşmeden de uzaklaşılır. Böylece felsefe ve tasavvuf teodise problemine, kötülük problemine bir cevap bulur. Tutarlı bir cevap. Doğru cevap değil bilmiyorum ama tutarlı bir cevap bulur. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi işi peygambere getirmeye çalışacağım. Şimdi Farabi ontolojiyi bu şekilde kurdu. Şimdi faal akıl nedir biliyor musunuz Farabi'de? Daha önce bu örneği verdim.
hatırlayacaksınız. Dünyayı düşünün. Dünyanın üstünde atmosfer gibi bir böyle bir kablosuz internet düşünün. Hatırladınız değil mi bunu söylemiştim? Bir kablosuz internet düşünün. Ha Cebrail odur. Yani Cebrail de ilkedir. Faal akıl odur yani. Aynı Allah gibi o da bir ilkedir. Dünyanın adeta yani etrafını sarmış olan bir ilkedir. Bir ilke. Hani bu odada şu anda kablosuz internet olduğunu düşünelim. Şimdi bu ilke, Allah bu ilkeye bir tane görev vermiş. Demiş ki, bütün bu hikayeyi, bütün bu serüveni idrak edebilecek bir varlık olmalı. Olmalı yine, zorunlu bir şekilde. İşte o yüzden faal akıl insana özel bir temasta bulunur. Bu çoğu zaman bizim rahimlerde çocuğun üçüncü ayda ona ruhu üflenir diyor ya. Farabi de işi şuraya getirmiş oluyor ki, faal akıl çocuk cenin halinde üçüncü ayına geldiğinde çocukla irtibata geçer. Böylece çocukta bir idrak öznesi oluşur. Dikkat edin. Çocuk doğduğunda idrak edebilme potansiyeli olur. Bakın bu çok önemli bir ifade. Her insan doğduğunda idrak edebilme potansiyeline sahip olur. Neden? Çünkü faal akılla bir irtibat kurmuş zaten. O yüzden akıl melekesi var. İdrakı var. Faal akılla bir idrak, bir ilişki kurmuş, irtibat kurmuş. Yani aynen Farabi'nin ifadesiyle aslında her insan doğarken Cebrail'den bir vahiy alır. Çünkü o temas vahyetme temasıdır aslında. Din dilinde diyor bunu. Yani din dilinde bu böyle ifade edilir diyor. Şimdi neden din dilinde böyle ifade ediliyor, filozofta, felsefede şöyle ifade ediliyor? O zaten Farabi'nin asıl vardırmak istediği mesele. Her insan faal akılla bir irtibata geçtiği için zaten insandır. Çünkü hayvanı natıkadır değil mi insan? Yani düşünen canlıdır. İşte o düşünmesinin sebebi faal akılla bir irtibat kurmasıdır. Akıllar birbirlerini ve kendilerini aklede aklede bir oluşum olur. Ve en sonunda bütün bunları idrak edebilmesi için Allah faal akla aynen Farabi'nin ifadesiyle özel bir görev verir. Ona temas et der. O insandır. Bakın insan zorunlu olarak var ama ona temas ettirten şey Allah'tır. Dolayısıyla bakın şöyle bir mesele İbn Arabi'yi de size söyledim. Mesela bir kutsi hadis olduğu söylenir. Ben bilinmez bir hazineydim, bilinmek istedim. Şimdi Farabi'de ya da İbn Arabi'de. İbn Arabi Futuhat'ta bunu açıkça da söyler. Böyle bir hadis vardır yoktur diye beyhude bir tartışma var diyor. Ya bu tartışmaya hiç gerek yok diyor. Hakikat bu çünkü. Yani Resulullah böyle bir şey söylememiş olsun. Allah Resulullah'a böyle bir şey dememiş olsun. Hiç önemli değil. Hakikat bu. Allah bir hazineydi. Birinci akıl. Bir idrak öznesi. Çünkü bütün bunları bilebilen yegane öznedir insan. Bunları idrak edebilecek yegane öznedir. Gerçekten de bu şekilde söylenebilir. Bakın İbn Arabi tasavvuf. Vahdedi vücudun kurucu piri. Sistemin kendisinin. Bakın İbn Sina filozof aynı cümleyi İbn Sina Allah'ın Allah olarak bilinmesi insana bağlıdır diyor. İnsan olmasa Allah bilinemez diyor. Allah'ın Allah oluşu da insana bağlı olmuş olur böylece diyor. Bak din dilinde bunlar çok sıkıntılı cümleler ha. Hakikaten hani bir bıçağın değil yani bir neşterin ya da jiletin üstünde yürüyoruz şu anda. Niye? Çünkü onu idrak edebilecek yegane özne o. Çünkü faal akıl sadece onunla temasa geçmiş. Öyleyse şimdi İnsanoğlu faal akılla irtibata geçebilecek yegane öznedir. Tamam mı? Ama artık bu kısmın sonucuna, zor kısmı buydu. İki tip insan faal akılla doğduktan sonra da temasa geçebilir. Şimdi doğmadan önce rahimde örneğin yani. Faal akıl ona bir temasta bulunuyor ve o idrak öznesi olarak, potansiyel olarak açılıyor. Bu potansiyeli aktüel hale, bu bil kuvveyi, bil fiil hale geçirebilmek iki insan bunu yapar diyor Farabi. Birincisi filozoftur diyor. Filozof doğduktan sonra bu kuvvesini fiil haline getirebilirse ve düşünmeye başlarsa düşüne düşüne soyutlaya 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 faal akıldan tekrar vahiy almaya başlar diyor. Tabi bunu vahiy şeklinde değil. Filozof bunu düşünerek, aklederek yaptığı için faal akıldan aldığı şey şimdi çok lütfen dikkat edin. Ben de hakikaten çok dikkat etmeye çalışıyorum doğru şeyleri söylemeye. Filozof
düşüne düşüne, aklede aklede yükseldiği için, soyutlaya soyutlaya yükseldiği için faal akılla olan irtibatı tümellerle olur, ilkelerle olur. Yani ilkeleri görmeye başlar. Hakikati ilkeler seviyesinde görür filozof. Yani bir yerden sonra gerçek manada filozof olur. Farabi 4 tane filozof sayar, sahte filozof, gerçek filozof filan diye. Gerçek filozof en üsttedir ve bu adam hakikati görmüş adamdır. Sokrates'i, Platon'u ve Aristoteles'i buna örnek gösterir. Der ki bunlar hakikati görüyorlar. Nereye, nasıl görüyorlar? Öyle bir noktaya geliyorlar ki orada Cebrail'le, faal akılla bir temasa geçiyorlar. Fakat bu temasa geçme metodu akliler üzerinden olduğu için faal akıldan aldığı şey de akliler oluyor. Yani tümeller, ilkeler. O yüzden filozofun dili o noktadan sonra bir daha düşmüyor diyor. Filozof yani mantık üzerinden, ilkeler üzerinden, teoriler üzerinden, kavramlar üzerinden, nazariyeler üzerinden konuşuyor biliyor. Çünkü faal akıldan hakikati gördüğünde faal akılla irtibat kurma biçimi akıl üzerinden. Peygamberler de böyle değil işte. Çünkü faal akılla ikinci irtibatı kuran insan da peygamberdir. Peygamberler ise şu noktadan bu yeryüzü, buraya akılla yükselmez. Ya muhayyileyle yükselir. Filozof akleder, peygamber tahayyül eder. Şimdi burada muhayyilenin ne olduğunu uzun uzun anlatır Farabi. Nedir bu muhayyile? Nedir muhayyile? Hayal gücü. Hayal gücü. Güzel. Hayal gücü derken ne demek istedik? İbn Sina buna idrakı hayal diyecek. İdrakı vehim ve idrakı hayal. Şimdi Farabi tahayyülenin ne olduğunu uzun uzun anlatır. Özetle şöyle söyler. Akıl der, şuna filozof diyelim. Şöyle filozofun yolculuğudur bu ve bu akıl üzerinden bir yolculuktur. İşte Sokrates'in yaptığı şeydir diyor Farabi. Bu ise peygamberin yolculuğudur diyor ve bu da muhayyile üzerinden yapar bu yolculuğunu. Yani faal akla muhayyile üzerinden temas eder. Muhayyile tasvir edebilme, sanat. Mesela diyor ki İbn Farabi, akletmek diyor uyanıkken olan bir şeydir. Uykuda akledilmez. Ama muhayyile daha ziyade diyor uyku ve zihin bulanıkken yapılır. Uykuda diyor mesela tahayyül edersiniz. Uykuda rüya görüyorsunuz mesela. Değil mi? Şimdi muhayyile duyu dünyası ile akıl dünyasının tam kesiştiği yerdir Farabi'de. Duyu dünyası, hisler, alemi mahsusat dediğimiz, diğeri de alemi makulat dediğimiz. Alemi makulat filozofun yaptığı iş. Alemi mahsusat sıradan insanların yaptığı iş. Muhayyile bu ikisinin ortasında tam kesiştiği yerde. Bu adamlar sanatçı gibi adamlardır. Bakın Farabi de peygamberler sanatçılarla aynı kategoridedir. Aynı insan değil. Metodik anlamda aynı kategoridedir. Bir sanatçı da şimdi sanat işte geçen hafta bir arkadaş vardı burada sanattan bahsediyordu. Hani sanat akademisinde mi okumuş? Yani sandalyeyi aynen çizmek değildir diyor sanat. Onu biraz da olması gerektiği gibi anlayan. Ne diyor mesela müzisyen? İlham geldi diyor. Şimdi metodik olarak bir müzisyene ilham gelmesiyle bir peygamberin vahiy alması aynı şey. Metodolojik olarak ama. Yöntemsel olarak. İkisi de muhayyile gücünden hareket eder. Yani peygamber muhayyile ile faal akla ulaştığında, bakın filozof akılla ulaşıyordu, insanlara gelip anlattığı şey de akıl akli oluyordu. Kavramlar, tümeller, tikeller. Peygamber muhayyile ile ulaştığından insanlara anlattığı şey de yine tasvire, tahayyüle hitap edecek şekilde oluyor. İşte o yüzden Farabi diyor ki peygamberler böyle anlatır işte diyor. Aslında filozofların faal akılda anlattığı şeyi peygamberler bakın ne yapar? Birinci aklı Allah diye anlatırlar diyor. Mesela faal aklı Cebrail diye anlatırlar diyor. Yani onu hemen şahsileştirebilirler. Çok yeteneklidirler. Çünkü öyle bir yeteneği üzerinden temas kurdu onunla. Mesela cennet, cehennem Sokrates'te vardır. Aristoteles'te, Platon'da vardır. Farabi'de de vardır. Ama mesela cehennem işte cehaletin olduğu yerdir. Saf akla ulaşılamayan yerdir. Ama bunun insanların gözünde bir karşılığı yok. Peygamber der, bunu muhayyile üzerinden aldığından hemen der ki mesela işte yeşil bahçeler, altından ırmaklar akan köşkler. Böyle der diyor. Bu çok başarılı bir anlatırdır diyor. Filozoflar bu kadar başaramaz diyor. Filozofların dili çok yukarıda kalır. Aynı şeyi anlatırlar. Ama onlar akıl üzerinden irtibat kurmuşlar. Diğeri sanat üzerinden irtibat kurmuş. Şekil verme yeteneği, tasvir edebilme yeteneği, aktarabilme yeteneği, ikna edebilme yeteneği. Bunları hemen diyor sizin gözünüzde. Mesela ben
Allah'ı ilçe dediğimde, yani anlayıp anlamadığımızdan emin olmuyorum. Ama Allah Allah dediğimizde hemen gözümüzün önüne bir şey geliyor. Şimdi Farabi diyor ki bu ikisi aynı şey aslında ama filozof anlatamaz diyor. Peygamber ise anlatır. Şimdi bakın dikkat edin ama Farabi'nin burada çok devrimci olan tarafı, hem sevilmesi hem de yerilmesinin sebebi şudur. Dünyanın etrafında aynı Cebrail var. Yani o faal akıl aynı faal akıl. Peygamber ondan öyle anlıyor. Altından ırmaklar akan cennet mi? Köşkler mi? Peygamber öyle anlıyor ondan. Cebrail özellikle ona bir şey söylemiyor. Peygamber muhayyilesiyle oraya temas ettiğinden kendi kapasitesince ondan alıyor yani. Anlatabildim mi? O yüzden Farabi de her peygamber farklıdır. Mesela Hazreti Zekeriya, Hazreti Yunus, Hazreti Yakup örneğin Hazreti Musa değildir. Çünkü muhayyile yeteneği Hazreti Musa gibi değildir mesela. Dolayısıyla bakın aynı şeyden su alıyorlar, aynı şeyle temas ediyorlar. Biri farklı bir şey, biri farklı bir şey söylüyorsa kendi yeteneklerinden dolayı, kendi kapasitelerinden dolayı böyle diyorlar. Farabi burada bir üçüncüden bahseder, der ki ha bir peygamber aynı zamanda filozofsa işte ona filozof peygamber der. Bu der zaten insanlığın şeyidir yani kamilidir. İşte İbn Arabi de aynısını Hatem-i Enbiya şeklinde söyler ve Hatem İbn Arabi de bir şeyin sonuncusu olmak değil. Mühür demektir değil mi Hatem? Hatemallahu ala kulubihim. Hatem mühür. Enbiya'yı mühürledik diyor. Nasıl mühürlersin? En iyisi geldiğinde mühürler. O yüzden gerek Farabi de gerek İbn Arabi de en iyisi peygamberlerin en üstünü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Neden? İkisi farklı şeylerle buraya gelir ama Farabi'ye dikkat edin. Aynı buluta diyelim temas ediyorlar. Biri şu kadar alıyor, biri bu kadar alıyor. Şimdi Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed için filozof peygamber ifadesini kullanıyor Farabi. Diyor ki bunlar akli olarak da diyor filozof seviyesinde yani en iyi filozof seviyesinde. Muhayyile olarak da en iyi filozof seviyesinde. Öyleyse üç kişi belirlemiş oluyor. Sırf akılla temas eden insanlar bunlar filozof. Sırf muhayyileyle temas edenler bunlar peygamberler. Mesela Hazreti Yakup, Hazreti Yunus. Beyanları niye ufak onların? Kendi kapasitelerinden o kadar alabilmişler. Allah ona 3 sayfa, ona 5 sayfa vermemiş. Ya o 3 sayfa alabilmiş. Bir iki 5 sayfa alabilmiş. Öbürü 10 sayfa alabilmiş. Hazreti Muhammed en son gelen. O filozof peygamber, o işte tamamını alabilmiş diyor. Bunu nereden çıkartıyor? Çünkü diyor Allah bir daha diyor ki, bir daha yok yani daha. Çünkü en iyisi geldikten sonrası yoktur artık diyor. O yüzden vahiy alma süreci Farabi'de Allah'ın peygamber vesilesiyle yaptığı bir şeydir. Yani Kur'an'ı Kur'an yapan şey bizzat peygamberin yeteneği, Resulullah'ın yeteneği. Allah Resulullah'a gel benim sana söyleyeceklerim var deyip de bir şeyler söylemedi. Üste tam bir Kur'anlık malzeme vardı Farabi'de. Tam Kur'an çıkıyordu o malzemeden. Şu an elimizdeki Kur'an çıkıyordu o malzemeden. Artı eksisi yok. Resulullah da o kapasiteye erişebilen yegane insandı. Her biri ona kadar aldı ama tam malzemeyi Resulullah aldı. O yüzden Resulullah diğerlerinden üstün olmak zorunda. Yani Farabi burada kendi peygamberini, hepsi bizim peygamberimiz. Yarıştırma ya da İbn Arabi de öyle. Yarıştırma amacında değiller. İbn Arabi bambaşka bir yöntemle gelir. Der ki işte Allah der dünya yaratmak için örneğin işte önce ateş küresini hazırladı. O işte bitkiler için suyu hazırladı. Hayvanlar için bitkiyi hazırladı. İnsanlar için hayvanı hazırladı. İnsanların efendisi için de diğer peygamberler. Yani hep her şey bir sonraki için, her şey bir sonraki için ve en son gelen Hazreti Muhammed ise demek ki en kamil oymuş da. O yüzden her şey Hazreti Muhammed içinmiş. O yüzden Allah diyor ki eğer seni yaratmasaydım dünyayı yaratma. Diyor ki bunun da diyor tartışılacak bir tarafı yok. Hadismiş, değilmiş, kutsi hadismiş. Bırakın diyor aynen öyle şekilciler tartışsın onu. Gerçek olan bu diyor. Gerçekten diyor bütün enbiya peygamber Hazreti Muhammed için geldi. Bütün beyanlar Kur'an için geldi. Onu tamamlamak için geldi. Şimdi çok benzer bir metot değil mi Farabi'ninki? Kur'an'ı Kur'an yapan şey tekrar ediyorum. Hazreti Peygamber'in kendi kapasitesi. Hepsini alabilecek kapasitede o gelmiş. Hem filozof hem peygambermiş ve almış.
Bütün bu hikayeye başlamadan önce Farabi diyor ki, bir filozof, bilge, mütefekkir, her ne diyorsanız, kendi bildiğini insanlara öğretemezse o iyi bir filozof değildir. Çünkü insanların geliş amacı bunu bilmek. Allah niçin faal akılla insanı temasa sokuyor? Niye insanda akıl var yani Farabi'ye göre? Bütün bu serüveni bilsin diye. Birinci akıldan 11. akla kadar olan serüveni bilsin diye. Bakın bundan dolayı insanda akıl var Farabi'ye göre. Zorunlu olarak. Anlatabildim mi? Zorunlu olarak. E öyleyse insan bunu bilemeyecekse o zaman yani yaşamasının bir manası yok. Akıl sahibi olmasının bir manası yok. Hani diyor ya işte kan da gelir yolun senin ya kan da gidersin. Kan da gelip gittiğin bilmeyen hayvan imiş. Hayvan kalır geriye diyor ya. Bir canlı kalır geriye. Öyleyse filozofun bu faal akıldan aldığı şeyi insanlara aktarabilmesi lazım. Çünkü insanlar çok azı faal akılla temasa geçebiliyor. Çok azı ya filozof ya peygamber olarak faal akılla temasa geçebiliyor. E şimdi filozof faal akılla, Cebrail'le akıl üzerinden temasa geçtiği için ondan aldığı şey de akledilir oluyor. E tümeller, tözler, cevherler, arazlar. E bunu halk nezdinde bir karşılığı yok diyor Farabi. E o zaman filozofun da yaptığı şey diyor amaçsız kalıyor. Yani nihai amaca hizmet etmiyor filozof diyor. Etmek istiyor ama edemiyor diyor. Nihai amaç neydi? İnsanın bütün bu süreci bilmesiydi. E filozof tamam bu teması kuruyor. Öyleyse git anlat, amacı gerçekleştir. Ama filozof inemiyor o dile diyor. O üslubu yakalayamıyor. E o zaman bu da amacı karşılamamış oluyor. Öyleyse işte birileri de muhayyile üzerinden bunu kurduğunda peygamberler o yüzden geliyor ve insanlara bunu anlatıyor. İşte şimdi Erdemli Şehir başlayacak. Başkanı, reisi, peygamber olan bir toplum başlayacak. Anlatabildim mi? Neden şimdi kitabının sonunda bir siyaset felsefesi ortaya koyuyor? Anlatabildim mi? Öğretmen peygamber insanlara bu serüveni anlatması gerekiyor. Anlatabilmesi için toplum kurması gerekiyor. Ve bu toplumu filozof kuramıyor. İşte Sokrates öldürüldü. Burada filozofu, tasavvufu da katabiliriz. Çünkü Sokrates tasavvufun da gelip dayandığı adamdır. Malum konuştuk Stoa falan diye. İbn Arabi öldürüldü mesela. Hallaç öldürüldü mesela. Tamam mı? Bu arada da onu söylemeyi unuttum. İbn Arabi, Hallaç, işte Bağdadi, Bistami filan, Yunus, Niyazi mesela bunların hepsinin Allah ile faal akıl ile olan teması tam peygamberlerinki gibi. Muhayyile üzerinden, akıl üzerinden değil. Ve aynı şekilde sanatçılar, Sezen Aksu da faal akılla böyle şey hakikaten. Yani Sezen Aksu, Ahmet Kaya da faal akılla muhayyile üzerinden temas kuruyor. Ama onların kapasitesi işte müzik yapabiliyor. Aynı yöntemle temas kuruyorlar. O da diyor ki bana ilham geldi. İlham geldi dediği şey aslında diyor gitmiş diyor faal akılla bir temas kurmuş ya da Picasso. Mesela peygamber örneğini hani Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti Zekeriya üç arasında düşünelim. Bu üç peygamber örneğini Farabi'ce anlatsak şöyle derdik. Picasso, Da Vinci, Monet mesela. Şimdi aynı yeteneği kullanıyorlar. Her birinki kendine özgü. Her biri farklı görüyor ama. Ve her biri farklı anlatmak istiyor. Şimdi kim diyebiliyor ki mesela Picasso'nun filan tablosu, Guernica'sı işte Beriki'nin Mona Lisa'sından aslında daha çok şey anlatıyor. Böyle bir şey yok yani öyle bir alan değil o. İşte peygamberlerin muhayyileleri de böyle. O yüzden filozofun aklen elde ettiğini peygamber gözünün önünde çok güzel bir ifade kullanıyor Farabi. Diyor ki onlara diyor uykularında ve uyanık olduğunda artık belli bir yerden sonra uyanıklıkta da yaparlar onu. Metafizik bir pencere açılır diyor. Filozof akleder, algılar, kavrar, o bizzat görür diyor. E böyle olunca mesela Miraç da çok mantıklı oluveriyor hemen şeyde Farabi'de. Çünkü muhayyile üzerinden hepsi olabilir yani. Şimdi söylediği şey şu, gerçek olan bu değil. Peygamberin anlattığı değil. Peygamberin anlattığı onun en iyi timsali. En iyi göster imgesi. Ya gerçekten şey değil yani hani bir köşk altından ırmak falan geçmiyor olabilir. Ama peygamber bunu insanlara anlatabilmek için en iyi şekilde tasvir ediyor. Yani kendisi öyle almış. Bakın şöyle bir yanlış olmasın. Farklı alıyor da insanlara böyle anlatıyor olmasın. Kendi muhayyilesi üzerinden yürüdüğünden o da öyle idrak ediyor. Yani Cebrail'le hemhal olduğunda birden zihninde bir köşk beliriyor.
Şimdi peygamberin görevini anladık mı? Niye peygamber var? Tamam mı? Ve niye siyaset felsefesi? Yani biz Farabi'nin siyasetinden, Erdemli Şehri'nden bahsederken niye bunlardan bahsettik? Çünkü amacı bilmesi gerekiyor insanların. Çünkü Farabi'nin devletinin ilk şartı yurttaşlarının bunu bilmesi gerekecek diyecek. Yani bir devletin erdemli devlet olması için yurttaşların bu birinci ve 11. faal akıl serüvenini mahiyetiyle bilmesi gerekir diyecek. Şimdi bunu bildirecek olan peygamberdir. Peygamberin ikna gücü vardır. Filozof kavramlarda kalır. Aşağı inemez. Aşağı inmediğinde de bir manası yoktur. Kendini kurtarır ama insanlara amacı yerine getiremez. O zaman muhayyileyle birilerinin bunu yapması gerekir. Ve muhayyile de akletmeyle eşittir Farabi'de. Ya akletme daha üstün değildir Farabi. Filozofla peygamber eşit seviyededir. Filozof peygamber bunların üstündedir. Şimdi Farabi'nin artık Erdemli şehrine girebiliriz. Şunu anlatmaya çalıştım. Şehir kurmak, bir topluluk kurmak bir peygamberin asli görevi olmalı özetle. Öyle niye? Mi? Buraya getiriyor. Yani doğrudan böyle bir ifade söylemiyor da. Neden? Çünkü bu süreci anlatması lazım. Şimdi burada Farabi'nin tasnifini yazdım ben. Şu diğerlerini sileyim. Kafa karışmasın. Farabi bütün her şeyi konuşabilmek için aslında İhsaül Ulum diye bir kitap yazdı. İhsaül Ulum da bu Ahmet Aslan'ın bir çevirisi. Çok da başarılı bir çeviri. İnce bir kitap gördüğünüz gibi. İlimler tasnifini yaptı Farabi. Neden ilimler tasnifi yapıyor? Farabi diyor ki kitabın başında. Ben böyle bir tasnif yaptım ki diyor. Bir şeyi bilip bilmediğinizi diyor buraya göre bakın diyor. Yani ben bir cetvel sundum diyor. Şimdi dikkat edin. İlim tasnifinde 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ana ilim seçmiş Farabi. Şimdi bu büyük oranda Aristoteles'ten alıntıdır yine. Ama Aristoteles'te bu iş oldukça farklıdır. Bir kısmı. Aristoteles'te geçtiğimiz 2 hafta boyunca söylemeye çalıştım. İlim ikiye ayrılır. Teorik ilim, pratik ilim. Nazari, ameli. Teorik ilim matematik, fizik ve metafiziktir. Matematik araçtır. Teorik ilmi nasıl tanımlıyor Aristoteles? Diyor ki varlığı bize ait olmayan ilimlerdir. Yani biz olsak da o şeyler var, olmasak da o şeyler var. Ve buna dair bilgiler kesin bilgilerdirler. Bir hata yapmıyorsanız kesin şeylere ulaşırsınız. Pratik ilmi öyle saymaz. Pratik ilim varlığı bize bağlı olan ilimlerdir. O yüzden pratik ilimleri de ahlak, siyaset ve ev yönetimi isim babası odur, ekonomidir. Şimdi pratik ilimlerde bakın varlığı bize bağlı. Yani biz yaparsak olur, yapmazsak olmaz. Ama bunların varlığı bize bağlı değil. Bu yaklaşık sonuçlar verir, bu kesin sonuçlar verir. Fizik maddeyle birlikte bulunan şeylerdir. Maddesiz olmaz. Ağaç, su, taş, toprak. Bunların hepsinin isim babası Aristoteles'tir bu arada. Yani fizika, metafizika filan hep ona ait. Fizik maddeyle birlikte bulunmak zorunda olan, metafizik maddeyle olmamak zorunda olan, maddeden tamamen bağımsızlık. Matematik ise zihinde maddeye ilişen, gerçekte maddeye ilişmeyen şeylerdir. Zihinde maddeye ilişen sayı. Mesela bir şeyin sayısı olabilir, kalemin sayısı olabilir. Maddeye ilişir ama gerçekte fiziki bir madde yok. Şimdi Aristoteles'in şeyi budur, tasnifi. Bakın bu tasniften Farabi'nin tasnifi çok farklı. Burada bir ima arıyoruz. Bu tasnifi böyle yapmasının sebebi aslında Farabi'nin Müslüman olmasıdır. Neden? Şimdi 1 ve 2'yi ayırırken Farabi direkt 5'e ayırıyor. En başa dili koyuyor. Çok iyidir bakın. Farabi'nin bu İhsaül Ulum'da verdiği bilgiler çok iyi bilgilerdir. Bunların her birini ayrı ayrı yazdı da Farabi. Bu kitapta sadece tanıtımını yapıyor. Mesela Kitab-ül Huruf'ta bunları yazdı. Mantığı yazdı filan. Hepsini yazdı yani. Uzun uzun. Şimdi dili niye ayrı bir kategori olarak alıyor Farabi? Çünkü diyor ki insanlar dil üzerinden konuşabilir. Yani birbirimize bir şeyi dil üzerinden anlatabiliriz. Başka bir şekilde anlatamayız. Yani kaş gözle ne anlatabilirsiniz? Birkaç bir şey anlatabilirsiniz. Muhabbet edebiliyor musunuz kaş gözle? Mesela ben bu anlattıklarımı, bir saattir anlattıklarımı kaşımla gözümle anlatabilir miydim size?
Aristoteles bunu söyler. Matematik aslında der uluslararası dildir. Tabii. Aristoteles bundan sonra matematiğe bağlı olacak şekilde bakın dil ve mantık. Şimdi oraya geliyordum aslında. Dil ve mantık Farabi'de ayrı iki alan iken Aristoteles bunu matematiğin içine koyar. Dil ve mantığı Organon kitabında. Organlar diye. Der ki bunlar der herkesi kapsayan bir iletişim dilidir. Matematik bir dildir. Farabi dili ayırıyor. Yani Aristoteles'te dil ve mantık araçtır. İlimler şu altısıdır. Farabi ise dilin bir ilim olduğunu söylüyor. Farabi'nin buna ilim demesinin sebebi, çok iyi bir Aristotelesçi olmasına rağmen ilim demesinin sebebi aslında Kur'an'ın tefsiridir. Yani bu lügat, sarf, nahif. Sarf ne demek? Bir kelimenin doğru okunuşu demek. Nahif ne demek? Farklı kelimelerin bir araya doğru şekilde yazılması demek. Şimdi bunları tek tek yazıyor. Yani bir ilmi bunu da kendi başına bir ilim olarak veriyor. Neden? Çünkü bunlar Kur'an'ı anlamada çok önemli. Konuştuk değil mi bunları iki ders boyunca? Beyan derslerinde. İki mantık. Tamamı Aristoteles'in mantığıdır. Organon kitabından alıntı direkt Arapçaya çevirmiş. Ama ayrı bir ilim alanı olarak kurmuş. İşte sizin dediğinizi Farabi burada anlatıyor. Diyor ki dil ile mantık arasındaki fark şudur diyor. Dil belli bir kültür, belli bir anlayışa, yani diyelim Türklerse Türklere özgü bir mantıktır. Mantık ilmi ise sonuçta matematiği verecek uluslararası bir dildir diyor. Herkes bunu bilir aslında mantığı. Nedir mesela mantık? Şimdi bunlara böyle uzun uzun giremeyiz. Nedir mesela? Bütün parçadan büyüktür. Herkes bunu bilir. Farabi başında söyler. Mantık ilmi nedir? Düşünceyi hatadan koruyan şeydir. Yani bir fikir öne sürüyorsunuz. Diyorsunuz ki bence bu böyle böyle, bu yüzden de böyle. Şimdi Aristoteles ya bugün felsefe olduğu gibi bunu kabul eder. Hiç tartışmasız kabul eder bunu ya. Bugünün dünyası da kabul eder. Bu Osmanlı'da filan düne kadar ders olarak ana derslerden biriydi mantık. Bazen şöyle derler. Cumhuriyet devrimlerinden sonra bu kalktığı için derler Türkler bilim üretemiyor. Mantık ilmi yok ama ilim üretiyordu Osmanlı. Mantık işte mesela bütün parçadan büyüktür. Değil mi? Ya işte bir şeyi ikiye bölmek ile iki eşit parçaya bölmek ayrı şeylerdir. Bakın şuradan da bölebilirim bu kalemi ama iki eşit parça değildir. Tam ortadan bölersem iki eşit parça olur. Mesela çelişmezlik, özdeşlik bunların içindedir. Bir şeyin bir şeyle çelişmemesi. Mesela bir şey kendisinden hareketle elde edilmiş sonuçla çelişemez. Osmanlı büyük bir devletti diyorsunuz. Dolayısıyla deyip devam ediyorsunuz. Sonuçta Osmanlı küçük bir devlet çıkıyor. Burada diyor bir çelişme var. Bir çelişi. Özdeşlik A, A'dır. Öyleyse A, A olmayan olamaz. Öyleyse bir şey hem A hem A olmayan olamaz. Öyleyse bir şey ne A ne A olmayan olamaz. O yüzden bu çok önemli. Düşünceyi acaba ya bu böyledir, Allah şöyledir, peygamber böyle, bilim şöyle diyor, bu böyle diyor. Acaba öyle mi hakikaten? Dur orada, o cümleni alalım, parçalayalım ve basit mantık kurallarıyla bir daha yapılandıralım. Bakalım çelişmiyorsa devam edelim. Matematik, bakın ilginç olan burada müziği de matematiğin içine alır. Her birini uzun uzun anlatır. Aritmetik, geometrik, bunlar düzlemlerdir der, bunlar şekillerdir der filan. Astronomi, astronominin içine astrolojiyi koyar. Astroloji yakın bilgi verir diyor. Ağırlıklar ilmi, mekanik. Mekanik de bunların nasıl yapılacağıyla ilgili ayrı bir alan. Mesela müziği, müziği üçe böler. İşte insanı gaza getiren müzik, insanı uyuşturan müzik, insanı şehvetini arttıran müzik filan diye. Her birini yani neredeyse boşluk bırakmayacak şekilde. Şimdi fizik ve metafizik. Varlıkları olmak bakımından varlıklar, burhanların ilkeleri ilahiyat. Benim anlatmaya çalıştığım yer burası. Bakın şimdi Farabi de ilahiyat, Allah'a dair konuşmak, Allah'ı bilmek, dini bilmek, fizik ve metafiziğin içinde. Ya İslam ilimleri dediğimiz fıkıh ve kelam nerede? İlmi medeninin içinde, siyaset biliminin içinde. Farabi'ye göre biz peygamber olmasa da Allah'ı biliriz. Sokrates bildi mi? Peygamberi var mıydı? Platon, Aristoteles, Descartes'lar, Mekart'lar filan. Değil mi? Biz Allah'ı aklen biliriz. Az önce faal aklı o yüzden anlattım. Fıkıh ve kelam bunlar din bilimleridir. Din bilimlerinden iki tane ilim vardır. Din ilimleri de diyebileceğimiz ilahi ilimler. Kelam ve fıkıhtır. Başka hiçbir şey. Tefsir, usulü tefsir, fıkıh usulü. Bakın şimdi bunlara giden amaçlar, araçlardır. Kelam, fıkıh. Fıkıh ameli işlere bakar. Kelam da itikadi olarak bakar. Ama nerede? Siyaset ilminin içinde.
metafizik ilmin içinde, normalde metafiziğin içinde olması gerekir. Çünkü Allah'a dair bilmek, metafiziği Aristoteles nasıl açıklıyordu? Maddesiz. Madde olmayacak. Öyleyse Allah'ı bilmek metafiziğin içinde olması gerekir. Öyleyse fıkıh ve kelam da bize Allah'ı bildirdiği için, onun muradını bildirdiği için onun da gelip burada olması gerekir. Ama Farabi de bu böyle değildir. Çünkü biz Allah'ı aklen bilebiliriz. Ama biz namazı aklen bilemeyiz. Abdest almayı aklen bilemeyiz. O yüzden de getirip siyaset, ilmi medeni, pratik ilimlerin içine koyuyor. İşte devrimci tarafı budur. Benim %100 altına imza atacağım taraf da budur şahsi olarak. Fıkıh ve kelam, tefsir ve hepsi akaid, siyaset biliminin ilmi medeni diyor ona bak. Siyaset de değil. İlmi medeninin içinde olan bir şey. O yüzden Farabi şunu ima eder bakın. Allah'ın Kur'an'dan muradını en iyi anlamak için toplumdaki karşılığına bakın der. Onu uygulayın. Hata veriyorsa Allah onu murad etmemiştir. Bakın salt akılla devlet aklını birleştiriyor. Yani herhangi bir Kur'an'ı, İslami bir mesele gözünüzün önüne getirin. Abdest şöyle alınır, cem edilir, edilmez bilmiyorum. Diyor ki bu kural ile bir devlet kuralım bakalım. Bakalım işliyor mu o devlet? Çünkü devlet de akılla yönetilir. Tutkulardan bağımsızdır. Bağımsız olmalıdır. O yüzden diyoruz ya devlet aklı yanılmaz. Yanılmamalıdır. Dinde bir şeyi söyleyin. Müslüman şöyle olmalıdır deyin. Ne geliyorsa aklınıza. Hemen orada durun ve kendi zihninizde deyin ki Müslüman şöyle olmalıdır. Ben bütün Müslümanları öyle kabul edip bir devlet hayal edeyim bakayım. İşliyor mu o devlet? İşliyorsa Müslüman öyle olmalıdır. O yüzden işte dersin ilk yarısıyla anlatmaya çalıştığım şey filozof peygamber ya da peygamber dini metafiziksel boyutunu değil pratik boyutunu öğretmek için geldi. İnsanlara anlatmak için geldi. Pratik boyutunu. Anlatabildim mi? İnsanlara dini öğretmeye bakın Emir Hoca'nın hoş burada da pek kimse yok Emir Hoca'nın yıllardır dersine gelen. Hep söylediği bir şeydir mesela. Hani peygamber bize namazı öğretmedi, doğrultmaya geldi. İnancı öğretmedi, inancı doğrultmaya geldi. Vardı zaten falan. Çok doğru bir ifadedir. Farabi de böyle söylüyor. Pratik ilimlerin bir karşılığı din, kelam ve fıkıh. Şimdi Farabi buradan sonra bu tasniften sonra ben haftaya İbni Haldun'a girdiğimde bu tasnifi tekrar yazıp tam karşısına da bu defa İbni Haldun'u yazacağım. İbn Haldun'un ilim tasnifini yazacağım. O çünkü bambaşka bir ilim tasnifi yapar. Tamam şimdi Farabi artık buradan sonra şehrini biraz kurup bitirelim zaten. Ana kısmını kabasını aldık zaten. Geri kalan biraz da Aristoteles ve Platoncu bir toplum. Farabi şunu söyler özetle der ki insanlar hakikati bilmek için toplum kurarlar. İnsanların toplum erdemli toplum olması için faziletli bir birliktelik olması için hakikat üzerine bir birliktelik olması gerekir. Buna erdemli, faziletli bir birliktelik diyecek. Bu Medine'ye, bu şehre faziletli, erdemli bir şehir, olgun bir şey, yetkin bir şehir diyecek. Çünkü aslında fazilet kelimesini Farabi'nin içeriğini doldurduğu şekliyle bakarsak yetkinlik anlamına da gelir. Mükemmel şehir anlamına da gelir. Hakikat üzere mesela burada da Aristoteles'ten ayrışır. Geçen haftayı hatırlayın Aristoteles ahlakı tamamlamak için bir şehir, bir toplum kuruyordu. Diyordu ki insan ahlakı bireyle bitmiyor. Yani ahlak bireysel bir şeydir. Bireysel, ailesel, toplumsal. Ahlak bireysel bir şeydir. Ama insan ahlakının çok az bir kısmı kendi başında başlayıp bitirebileceği bir şeydir. Bunu yıllardır şu şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Mesela bildiğimiz bütün hoca efendiler, bütün imamlar, bütün camilerde, bütün kürsülerde yalanın kötü bir şey olduğunu anlatır. Sabretmenin iyi bir erdem olduğunu anlatır. Yani mütebessim olmayı, ne bileyim hani çalmamayı, her şeyi getirin yani. İştahınıza, şehvetinize işte bir ket vurabilmeyi falan hepsi anlatır. Ama olmuyor. Niye olmuyor? Sürekli anlatıyorlar. Hiç yanlış bir şey söylemiyorlar. Çünkü işte gerek Aristoteles'te, gerek Farabi'de, gerek İbni Haldun'da da böyledir. Birey ahlakı bireyin kendisiyle alakalı bir şey değil. Bir, ahlak dediğimiz şey insanın yek diğeriyle kurduğu irtibattan oluşan bir şeydir. Dağda yaşayan bir adamın tek başına ahlakı olmaz. Ya biz ona bu anlamda ahlak demiyoruz yani. Fıtrat deriz ayrı mesele ama ahlak demeyiz. Ahlak ben burada mesela bir kelimeden örnek versem ayıp olacağını düşünsem af buyurun özür dilerim demektir mesela. İşte bir misafir bir eve gittiğinizde işte daha böyle
Munazzam davranma, daha edepli davranmadır mesela. Hep bak diğeriyle olan ilişkisinde oluşan bir şeydir. O yüzden ahlakın Aristoteles'te çok az bir kısmı bireyin kendi içinde düşünerek ya da yaşayarak nasıl yapacaksa oluşturabileceği bir şey. Ya toplum içinde olacak bir şeydir ahlak. Spinoza buraya ama Aristoteles'i kısmen eleştirerek, iki hafta sonra okuyacağımız bir isim Spinoza, doğal durum eleştirisi vardır onda. O doğal durumdan gelecek de oraya şimdi girmeyelim abi. Güzel ahlakı tabii kendi bünyesinde tamamladığını söylüyor ama toplum içinde işte. Mesela ne dedi Hazreti Hatice ona? Ben delirdim dediğinde rivayette, mağaradan indiğinde, sen Allah seni delirtmez ya Resulallah. Niye? Sen iyi bir kocasın. Bakın koca olmak insanın bir başına yapabileceği bir şey değil. Sen iyi bir babasın, insanın bir başına yapabileceği bir şey değil. İyi bir komşusun, bir başına yapamazsınız. Garibana bakarsın, bak bir gariban olması lazım. Çocuklara mütebessim davranırsın, çocuklar olması lazım. Yani bir şekilde bir birliktelik olması lazım. Ahlak birliktelik içinde kendini gösteren bir şeydir ve iradidir. Ya yaparsınız ya yapmazsınız. Yani cevri bir şey değildir yani. O zaman ahlak olur. Şimdi Farabi de o yüzden din özü itibariyle, kelam ve fıkhı söylüyorum, Kur'an'ı söylüyorum. Kur'an'ın gelme sebebi aslında bize bir Allah olduğunu anlatmak değil. Ya Allah'a götürecek sistemi kurmaktır. İnsanlara, avama, eskiden kullanılırdı bu kelime. Herkes kullanırdı avam havas kelimesini. Kelamcıda, mutasavvufta, filozofta kullanırdı. Avama, avamı Allah'a götürecek. Çiftçiyi, köylüyü, sanayide çalışan işçiyi, madenciyi Allah'a götürecek, pratiği onlara verebilecek, öğretebilecek adam işte fıkıhçı ve kelamcıdır. Kur'an bu yüzden, fıkıh ve kelam bu yüzden var. İnsan düşündüğünde Allah'ı bulur diyecek. Şimdi buradan artık siyasete geçmiş oluyor ve burada filozof peygamber o toplumu ilk kuracak olan, şimdi erdemli bir toplum olması için kurucusunun böyle biri olması lazım. Ya peygamber, ya filozof, ya da filozof peygamber olması lazım. En tepede. Bu aynen hatırlayacaksınız. Platon'un da erdemli devletinin, yani politeyasının başındaki, Platon'un bütün çözümlemesinin tepesinde kim vardı? Filozof kral vardı değil mi? Aristoteles ne diyordu? Eğer filozof kral bulursanız diyordu, onu ölene kadar bırakmayın. Bütün yasaları da ona bırakın. İsterse yasaları değiştirsin, isterse değiştirmesin. Ona uyun. Ama bunlardan çok yok der. Öyle değilse, bu adam yoksa, şimdi Farabi de söyleyeceğim. Ama önce bir iki giriş, tam yarım saatimiz var bitirmeye. Bir iki giriş yapayım siyasete. Farabi ile birlikte artık kullandığımız kelime politika değil, siyaset. Bu iki kelime aynı kelime değil. Artık bunu biliyor olmalısınız değil mi? Politika neydi? Şehre dair demekti, polise dair demekti. Siyaset, bakın siyase S ve S kelimesinden çıkar. Seyislikten çıkar. At bakıcılığıdır siyaset. At ve deve bakıcılığıdır. Michel Foucault'un harika bir kitabı var bu konuda. Seyis oradan gelir. Siyaset yapan adam, ata, deveye bakan adam. Foucault çok iyi bir analiz yapar burada. Der ki Batı politika, Doğu siyaset yapar. Politika ile siyaset arasındaki fark şudur. Politika da faziletli yönetici. Farabi faziletli yönetici, fazlullah kelimesini kullanarak bunu ifade ediyor. Aristoteles ve Platon adil kelimesini kullanıyordu. Diyor ki politikacı öldüğünde, yani o faziletli yönetici, adil yönetici öldüğünde, Foucault'un ifadesi, geriye diyor bir mekanizma bırakır. Bir şehir, bir polis bırakır. O mekanizma kendini götürür. Ancak Doğu toplumlarında seyis öldüğünde at başı boş kalır. Çünkü at öyle bir şey değil. Hani ata bir şey öğrettikten sonra at ondan sonra hep öyle yaşamaz. Sahibi olmadın mı at yine oynamaya başlar. Doğu ile Batı arasındaki siyaset ve politika farkı arkada bir mekanizma bırakmamasıdır. O yüzden bizde seyis ile reis aynı kelime, aynı anlamda kullanılmış. Riyaset de böyle bir şeydir çünkü. Şimdi en temelde haftaya söyleyeceğiz. İbni Haldun işte Müslüman olmuş riyasete de hilafet denir diyecek. Temelde başka da hiçbir farkı yoktur diyecek. O da bir yöneticidir diyecek. Kabilenin başındaki adamdır diyecek. Şimdi oraya girmeyelim. Siyaset bir yönetim. Neyi yönetecek? İşte avamı yönetecek. Ya da daha sonra Hobbes'ları, Spinoza'ları filan, Machiavelli'leri konuştuktan sonra, Rousseau özellikle konuştuktan sonra onların politikasında zaten bir mekanize bir şey vardır. Mesela Aristoteles'in yurttaş tanımını hatırlayın. Aristoteles de yurttaş şuydu. Hem yönetme hem yönetilme yeteneğine sahipti bu adam. Hakkına ve yeteneğine sahip. Çünkü bir aileyi iyi yönetir, siyaseti de iyi yönetir. Çünkü aileyi yönetmekle toplumu yönetmek temelde aynı metod üzerinedir. Öyleyse bu adam mesela bir aile reisi ailesini yönetirken yönetici pozisyonundayken, toplumda yönetilirken yönetici pozisyondur. Dinlemeyi ve anlatmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen adamdır yurttaş.
Şimdi Farabi'de bu böyle değildir. Çünkü bu ikisi arasındaki fark, Aristoteles ahlakı öğretmek isterken vatandaşına, yani bu yüzden bir devlet oluştururken ahlakı tamamlamak için, Farabi peygamberi için içine koyarak hakikati öğretme amacına gider. Bu yüzden de Farabi temelde Platoncu bir devlet ortaya koyar. Kendisi Aristotelesçi olmasına rağmen Platoncu bir devlet ortaya koyar. Çünkü Platon'da da kanunlarda bunu yazıyor. Platon diyor ki kanunun, yasaların kaynağı, en temelde kaynağı ilahi olmak zorundadır. İnsana ait olamaz diyor. İnsan değişir. İşte peygambere fıkıh ve kelamla tam bu misyonu yüklüyor Farabi. Gelsin ilahi kaynaklı yasaları öğreterek ve insanlara nasıl pratik edeceklerini göstererek onlara hakikati öğretsin. İşte bu toplum erdemli toplum olur diyor. İşte siyaseti bu şekilde başlatır Farabi. Onları tepedeki adam yönetecek. Sonra yönetmekten kasıt da eğitime dayalı bir yönetmedir ha. Hakikati eğitecek şekilde yönetme. O yüzden Farabi bakın diyor ki bir erdemli şehrin vatandaşlarının mutlaka bilmesi gereken 8 şey vardır diyor. İşte bakın bunları öğretecek şimdi. İlk nedeni ve onun sıfatlarının tamamını öğretmeli. Tepedeki reis, seyis bir ata öğretir gibi yürümeyi filan, düzgün koşmayı, savaşta nizam almayı öğretir gibi. Bakın aynı şekilde diyor ki reis ya da seyis ilk nedeni ve onun sıfatlarının tamamını öğretmeli. Allah akıldır, makuldür, iyidir, cömerttir, kerimdir, yani bunların hepsi aklen bulabildiği şeyler. Bunların hepsi Aristo'da bilmem nerede var. Bunların hepsini öğretmeli. Şimdi bu filozof peygamber olursa çok iyi. Bu seyis. 2. Maddeden soyut olan şeyler ve onların kendine has sıfatlarını öğretmeli. 3. Göksel cevherler ve onların özellikleri. Bu 11 akıl. 4. Göksel, bakın Farabi'nin yurttaşı olmak bayağı bir mesele yani. Bunları bildiğiniz zaman Farabi bir yurttaş, gerçek manada yurttaşsınız diyor. Neden? Çünkü hakikati arıyoruz. Çünkü peygamberin gelme sebebi o. Toplum kurma sebebimiz o. Hakikati arıyoruz. Bunları bilirseniz bakın devam, insanın varlığa gelişi, ilk yönetici ve vahyin nasıl geldiği. İlk peygamber ve vahiy nasıl geldi? İlk yöneticinin olmadığı takdirde onun yerini alması gereken yöneticiler kim olmalı? Bu İslam, yani bildiğimiz anlamda literal İslam tarihindeki en büyük kaybımızdır. Resulullah'tan sonra kim gelecek? Böyle bir cetvel aleni bir şekilde bırakmadı Resulullah. Ayet işte şura dedi, istişare dedi, aranızda meşveretle yürütün işlerinizi falan dedi ama, ya da ulul emir dedi ama bunu nasıl seçeceğimizi söylemedi. Nitekim Müslümanlar anlamadı. O yüzden biri halife olunca diğeri küstü. Ve 1400 yıldır geliyor. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, şimdi hepsini toplayalım 1400 yıldır. Milyonlarca Müslüman bu yüzden öldürüldü. Öldü. Müslümanlar tarafından. Şunu seçin. Demokrasiyle seçin. Ya da şunlar aday olsun. Görev süresi budur. Görev tanımı budur. Bunlar sünnette, hadiste, Kur'an'da yoktur. Milyonlarca insan bunların peşinden gitti. Kur'an'dan böyle şeyler bulabilmenin peşinden gitti. Şia dedi ki şu 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 ayetlerden dolayı Ali dedi imam olmayı Allah bizzat emrediyor. Bizzat söylüyor dedi. Ehli sünnetin tamamı dedi ki biz hiç görmüyoruz o ayetlerde böyle bir şeyi. Şimdi diyor ki işte bunları bilmek için, bu 8 maddeyi bilmek için peygamber gelir. Tekrar ediyorum bakın, İbni Haldun'da peygamber bu yüzden gelmez. İbn Haldun bunların bazı kısımlarını bizzat isim vererek haftaya söyleyeceğim. Farabi buralarda çok yanlış yapıyor diyecek. Burada direkt küfre yol açıyor diyecek mesela. Yani ne yazık ki Farabi'nin de ardılı yoktur İslam'da. İbn Haldun'un da ardılı yoktur yani. Onun takipçileri yoktur. Şimdi buradan sonra artık şunlarla bitireyim. Peki yönetici kim olacak? Şimdi yurttaşın, yani neden devlet kurduğumuzu söyledik Farabi'de. Hakikati bulmak için, ahlaklanmak için değil. Ama hakikati bulma yolunda ahlaklanırız da. Hakikati bulmak için biz bir araya geliriz. Mesela Spinoza'da böyle değildir. Tamamen maslahat üzere fırsatçılık olması için aslında buraya gelir. Çok daha böyle radikal bir yorumdur yani. Machiavelli'de de böyle değildir. Onu da Allah izin verirse ondan sonraki hafta konuşacağız. Bu toplum, erdemli toplum başında filozof peygamber olursa mükemmel olur. O yüzden filozof peygamberler de hep toplum kurabilmiştir zaten. Hem çok iyi kurmuştur. O yüzden bunun en iyisi Hazreti Muhammed olduğundan çok iyi bir toplum kurdu. Bakın biz asr-ı saadet diyoruz işte o topluma. Ama toplum bozuldu. Farabi bunu görüyor ve diyor ki peki bu öldükten sonra nasıl olacak? Buna kendince bir şey söylemeye çalışıyor. Bakın diyor ki sistem kuramadı. İşte evet bak şöyle kuramadı, başaramadı yani. Bak mesela iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum.
Kur'an'da Hazreti Peygamber'in Zeyd'in karısı Zeynep'le evlenmesi Ahzab suresinde anlatılır. Doğru mu? Bilirsiniz değil mi? Orada çok o ilginç bir ifade vardır. Hani bu Turan Dursun gibiler, o yüzden Resulullah küfretti filan. İçinde olanı insanlardan saklıyorsun. Ama Allah'tan saklayamazsın. Hatırladınız mı? Yani şöyle bir yorum çıkıyor. Sanki Resulullah Zeynep Zeyd ile evlenerek evliyken sanki ya Zeyd boşansa da ben evlensem diyormuş gibi. Sen diyor insanlardan çekiniyorsun. Oysa Allah'tan çekinmelisin. Şimdi aslında bunun okumasını Farabi ve İbni Haldun'la, yani sistem içerisinde okumaya çalışırsak Resulullah'ın yapmaya çalıştığı şey şuydu. Resulullah, çünkü ayet doğrudan söylüyor, daha sonra Resulullah'ı eleştiriyor bir konuda. Resulullah bir zengin ve çok güzel kızı, soylu bir kızı köleyle evlendirerek bir meseleyi yıkmak istedi. Ama başaramadı işte. Başaramadı derken kendisi başardı ama toplum almadı. Mesela kabileyi de yıkmak istemiştir Resulullah ama yıkamadı. Başaramadı yani. Kabile üzerine herhalde 33-34 sayfalık bir metin yazmıştım, hatırlıyor musunuz? Bedir'de ya da Uhud'da mesela Abdüddaroğulları 4 sancak taşıyınca Hazreti Ali'den aldı sancağı, Musab bin Umeyr'e verdi. Çünkü o da Abdüddaroğullarındandı. Böylece Resulullah şunu demek istiyordu. Bu bir kabile savaşı değil. Yani Haşimoğulları ile Abdüddaroğullarının savaşı değil. Bakın burada da sancağı Abdüddaroğulları taşıyor, burada da Abdüddaroğulları taşıyor. Demek ki bu kabile üstü bir şey. Ama yapamadı. Çünkü vefat etmesinin hemen arkasından çok şiddet bir şekilde ve çok hızlı aynı gün, yani hemen o günün ikindisinde bu problemlerin bir daha başladığını biliyoruz. Mesela sağında solunda Enes bin Muaz, Sad bin Muaz'la Sad bin Ubade'yi taşırdı her zaman. Çünkü bunlar Medine'nin iki büyük kabilesi, biri Evs'in, biri Hazreç'in lideriydi. Ama vefat ettikten sonra Sad bin Ubade Hazreti Ebu Bekir'e aynı gün isyan etti. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'e bunu öldür yoksa fitne çıkacak dedi. Hazreti Ebu Bekir halife olarak öldürmek istemedi. Adam Sad bin Ubade Şam'a kaçtı. Şam'da 10-11 yıl sonra öldü. Dahası orada örgütlenmeye çalıştı. Hazreti Ömer 6 ay sonra bundan haberi olunca Hazreti Ebu Bekir'e bir daha dedi suikastçı gönderelim, öldürelim bunu diye. Hepsi oldu. Kadir-i Hum meseleleri bilmem nedir. Şimdi Resulullah kabile faktörünü yıkmaya çalışıyordu. Soyluluk faktörünü yıkmaya çalışıyordu. Ama olmadı. Tamam. Kendisi bunu kurdu. Bu toplumu kurdu. Ama toplum 20 yıl içinde bir daha bozuldu. Realite bu. Yani ne dersen de realite bu. Yani sistemin başında filozof peygamber varken problem yok. Yoktu. Çok iyi bir otoriteydi. Ama o gidince çok az kesim ayakta durabildi. Olmadı işte. Mesela cehaleti yıkmaya çalışıyordu ama bizzat en iyi arkadaşları yer yer bu cehaletin işine girebiliyordu. Ya bir tanesi işte bu Yahudilerin çocuklarını öldürelim dediğinde çocuk öldürülür mü dedi. Ya Resulallah bunlar büyüyecek bize savaşacaklar. E dedi ki sizin de dedi en hayırlılarınızın babası müşrikti dedi ya. Ama siz öyle olmadınız. Ama sonra öyle olmadı. Sonra gitti. İşte Farabi burada diyor ki bu bozuluyor. Şimdi bu bozulum çok önemli bir mesele aynı zamanda. Şia'nın tamamen apayrı bir ekol oluşturduğu bir mesele. Niye peygamber öldüğünde bozuluyor her defasında? Çünkü Hazreti İsa da vefat ettikten sonra bozuluyor. Hazreti Musa da öldükten sonra bozuluyor. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman da öldükten sonra bozuldu. Kenan'da Hazreti İshak öldükten sonra da bozuldu. Ya nasıl oluyor da peygamber varken toplum ayakta duruyor? Peygamber gittiğinde toplum bozuluyor. Bu doğru bir soru. Cevabı bugünün cevabı değil. Nasıl olacak? Diyor ki eğer filozof peygamber yoksa bir toplum artık vefat etti, öldü. Öyleyse filozof kral olmalı. Şimdi Platon'a geldi. Bilge bir kral olmalı. Ha bu da yoksa, eğer hakiki filozof kral da yoksa, 3 numara, hakim hükümleri bilen, pratiği bilen ve kelamcı artı fakih. 3 kişiden oluşmalı diyor. Bir kelamcı, bir fakih, bir de hakim diyor başa geçmeli. Çünkü bunlar toplumu ikna ederler. Hakim diyor teorik bilgileri, pratik bilgileri bilir. Kelamcı diyor dine yapılan saldırıları men eder. Fakih de diyor bunun teorilerini ortaya atar. Hani nasıl amel edilecek? Eğer böyle bir üçlü de yoksa, bu durumda şehri 4 veya 6 kişilik erdemli yöneticilerden oluşan bir komisyon kurmalı ve yönetmelidir. Bu komisyondan biri şehrin amacını belirler. İkincisi bu amaca götüren şeyi belirler. Üçüncüsü muhatapları ikna eder. Dördüncüsü de cihat etme gücüne sahiptir. 4 kişi yönetir diyor. Bunların da hiçbiri yoksa şehri geleneği sürdüren muhafazakar bir başkan yönetmelidir. Spinoza'da önemli bir yer tutar muhafazakar başkan. Geleneği sürdüren bir adam gelmelidir. Bunların hiçbiri yoksa muhafazakar bir elit grubu. Yani hep şöyle, hep bir kişi yönetmeli, olmuyorsa birkaç kişi yönetmeli. Aynen Aristoteles de öyle demişti değil mi?
Filozof kral en iyisidir demişti ama. Yoksa birkaç kişiden oluşan oligarklar yetiştirmeli, yönetmeli. Ve diyor ki eğer bunların hiçbiri yoksa erdemli bir yöneticinin çocuğunu diyor alın küçükken yetiştirin. Birçokları buna çok kızıyor Fahri abiye. Sen direkt diyor saltanata yol açtın şu anda. Ama bakın yukarıdaki 6 maddeden sonra bunların hiçbiri yoksa erdemli bildiğiniz bir yöneticinin çocuğunu alın, onu küçük yaşta yetiştirin diyor. Ve derler ki Farabi bir Türk olduğundan bu lalalık var ya Selçuklu'da Farabi'den doğdu derler. Farabi'nin bu mantığından doğdu derler. Böylece en azından babadan bilirsiniz. Çünkü eski dünyada soy bilinen yani önemli bir şeydi. Yani bir maya vardı yani insanlarda. Ya bunun mayası sağlam, kumaşı sağlam. Hatta aynen Farabi bu örneği veriyor tam burada. Zeyd'in mayası iyidir demek, ana babasını biliriz iyidir demektir diyor. Kesin olması için ne diyor? Çünkü bazen hani bir alimden zalim, bir zalimden alim de var. Bunu kesin olabilmesi için bir mayası iyi, İki, onu kesinleştirebilmemiz için de iyi bir eğitim verelim ona diyor. Bunu diyor başkan seçelim daha sonra da. Şimdi böylece bu fasıllardan sonra aşağı yukarı Erdemli şehir meselesini bitirir. Burada adil savaş türlerine girer. Cihat çünkü çok önemli bir şeyi. Diyor ki mesela hani meşru savaşlar Erdemli şehrinin yöneticileri, askerleri ne zaman savaşsın? Bir, şehre gelen düşmanı uzaklaştırmak için. İki, şehrin sınırları dışında bir iyiliği aramak için. Yani sınırların dışında ama şehir için lazım. Çünkü bu şehir hakikati temsil eden bir şehir. Üç, dışarıdaki şehre iyilik ve yararlı olanı götürmek için. Şimdi bu bayağı problemli. Demokrasi getirenleri gördük. Ha, ama bakın burada fark ne? Şimdi Farabi burada ne dediğini biliyor. Beri sayfada erdemsiz şehirden bahsedecek. Yine bu şeyi koyacak. Bunlar hakikati temsil ettiği için böyle. Eğer böyle değilse diye... Şimdi onu okuyacağım. 4. Asilere boyun eğdirmek için. 5. Şehirdeki bir grubun başka bir gruba karşı işlediği suçları bastırmak için. 6. Şehir halkı için zararlı olan grupları yok etmek için. Bir de diyor haksız savaş türleri vardır ki bu erdemsiz şehirlerin özelliğidir. 1. Başka şehri itaati altına almak için. 2. Başka şehri ilhak etmek için. 3. Başkanın kendi keyfi ve tatmini için. 4. Sırf galip gelmiş olmak ve kudretini göstermek için. 5. Karşılığı öldürmek olmayan bir suç için. Ya adamlar sana karşı bir suç işlemiş, sen savaşıyorsun. Eğer o suçun cezası öldürmek değilse o savaş adil bir savaş, haklı bir savaş olmaz diyor. 6. Çatışma yaratmak için. Bazıları bundan beslenir diyor. Ya Hakan abinin kafasına Amerika belirmedi. Onun kafasında başka biri belirdi. Zafer abinin filan kafasında direkt başka bir adam belirdi. Ekonomik beslenme ve yayılmacılık için. Sözleşmeyi bozarak yapılan savaş, orantısız güç kullanarak yapılan savaş. Bunlar adil değildir diyor. Şimdi şununla bitiriyorum, şu kadarla bitiriyorum. Benim çok sevdiğim, Farabi'nin bu kitapta en sevdiğim bölümdür aslında. Farabi bütün bunları anlattıktan sonra, Erdemli şehri böyle oluşturduktan sonra, bu şehirde bir de nevabit denen bir tür ortaya çıkar diyor. Nevabit, türedi ot demek. Nebattan gelir, türedi ot, ayrık otu demek. Diyor ki bu otların bir bahçede bilirsiniz böyle otlar çıkar diyor. Bunlara Araplar nevabit der diyor. İşte toplumun da böyle otları çıkar diyor. Bu otların bir kısmı zararlı, bir kısmı zararsızdır diyor. Zararsızlara ilişmeyin diyor. Bunlar erdemli şehri erdemsiz şehre çevirecek olan adamlar aynı zamanda. Erdemli şehir bu bozulma, bu peygamberler varken ki güzelliğin bozulmasının sebebi şu 10 kişi. Bu nevabitler. Bu ayrık otları. Bir fırsatçılar. Bunlar diyor erdemli şehirde türemeye başlarlar böyle. Bunlar diyor gerçek mutluluğa değil şeref, yöneticilik ve zenginlik gibi şeylere yönelirler. İki tahrifçiler. Bunlar yasa koyucuyu ve yasaları bilerek tahrif ederler diyor. Üç dinden çıkanlar. Burada din derken az önce söyledim şeriatı kasteder. Yasayı kasteder. Yasa koyucu ve yasaları bilerek değil bilmeden tahrif ederler. Dinden çıkanlar. Tahrifçiler bilerek, dinden çıkanlar, şeriatten çıkanlar bilmeden çıkarlar. Bunlar diyor bozar. Fark ederek ya da fark etmeyerek. Ama bunlar erdemli bir toplumu erdemsiz bir topluma dönüştürür. 4. Tahayyül gücü kıt olanlar. Bakın bu çok güzel bir ifade. Bu gücü kıt olduğu için inanç ve yasaların sürekli yanlış olduğunu ispatlamaya çalışırlar diyor. Halbuki temeldeki mesele kendi tahayyülünde problem vardır diyor. Mevlana'nın kırık parmak meselesidir. Hani doktora gidip buram ağrıyor, buram ağrıyor diyor ya. Doktor diyor ki senin parmağın kırık.
Ya da Mevlana'nın yine söylediği şaşı bakma meselesidir. Adam şaşı bakıyor, iki tane kumanda olduğuna yemin ediyor. Mevlana diyor nasıl inandıracaksın şimdi bunu? Yani orada bir tane ama adam iki tane görüyor. Adam şaşı ama adam şaşı olduğunun farkında değil. Adamın parmağı kırık ama farkında değil. İşte buna tahayyül gücü kıt olanlar diyor. Bu adamın kafası yetmiyor, muhayyilesi yetmiyor. Yetmediği için bozuk görüyor ve sürekli onlara diyor kerh ediyor. Bu yanlış, bu yasa yanlış, bu gelenek yanlış. 5. Çok güçlü ifadeler bunlar. 5. Tahayyül güçlerini cahil amaçlara göre kullananlar. 6. Tahayyül edip tasavvur edemeyenler. Hayal aleminde yaşayanlar. Bakın 7, herhalde 7 ve 8 çok bu şeyde hemen belirecektir aklınızda. Hakikat erbabını yalanlayıp hor görenler. Özür dilerim bu değil. 8 ve 9. 8. Düşünülen her şeyin hakikat olduğunu ileri sürenler. Bunlar zararlı nevabitlerdir diyor. Bak kendilerine kadar gelmiş her şeyin doğru olduğunu söylerler bunlar. Gelenekçiler değil mi? Her şeyin doğru olduğunu söylerler. Bunlar zararlı otlardır. Bunları yolmak gerekir diyor. Bakın bir sonraki 9. Hakikatin kendi dönemlerine değin hiç anlaşılmadığını ileri sürenler. Bak bunlar da bunun karşısında. Diyor ki, bak bunlar diyor ki geçmişten gelen her şey doğrudur. Bunları yolmak lazım. Bunlar da diyor ki hakikat budur daha bilen yok. Bu böyle diyor, şu şöyle diyor, şu şöyle diyor. Kafir, müşrik, sapkın, bağı bu ikisini toplumdan atmak lazım. Yoksa bunlar diyor erdemli toplumu erdemsiz toplum haline getirirler. Sonuncusu hakikati kavrayamayacağını hissedip mükemmel bir ifade bak. Hakikati kavrayamayacağını hissedip kavrama imkanı olanları kıskananlar. Kendisi diyor kavrayamaz, yetmez ve diyor kavrayabilecek olanları kıskandığı için sürekli bu kavranamaz, bu kavranamaz deyip durur diyor. Bunlar mükemmel tanımlardır. Şimdi buradan sonra ben bitiriyorum korkmayın. Erdemsiz şehire geçiyor. Kitabın üçte biri erdemli şehrin gereğini anlatır dersin ilk kısmıdır. Üçte biri, diğer üçte biri, ortadaki üçte biri erdemli şehri anlatır. Son üçte biri de erdemsiz şehri anlatır. Erdemsiz şehir hep erdemli şehrin gölgesinde kalır araştırmacılarda. Hep Farabi'nin El Medinetül Fazılası anlatılır. Oysa bir de cahile, Medinetül Cahile, fasık devlet, yani fasık şehir, boş şehir, değişmiş şehir ve cahil şehir diye dört tane belirler. Bana göre bu dördü erdemli devletten daha önemli olabilir. Ya da en azından eşit derece önemlidir. Ben buraya girmiyorum. Bunun sebebi bundan sonraki derslerde yeri geldikçe Farabi'nin erdemsiz şehrinden bahsedecek olmam. İbn Haldun'un bir eleştirisinde hemen Farabi'yi de getireceğim. İşte Farabi de erdemsiz şehri böyle diyordu. Fakat şu 10 grup erdemli şehri erdemsiz şehre götüren adamlardır. İsteyerek ya da istemeyerek. Bunlar nevabittir, ayrıksı otlardır. Bunların yolunması gerekir. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar.